Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ve Yunanistan ikilisinin cüretkar stratejileri dikkate alındığında mevcut konjonktürde Yunanistan-Mısır ve Yunanistan-Kıbrıs Rum kesimi arasında deniz yetki alanlarının paylaşımına dair anlaşmaların imzalanması ulusal hak ve menfaatlerimize zarar verebilecek en kötü senaryodur. Bu satırlar bir yıl önce yazıldı. Devam ediyorum, bir alıntı daha yapacağım. Bu alıntı da çok kritik çünkü. Türkiye'nin yapması gerekenler. Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmanın aynı şartlarda benzerini İsrail ile imzalaması durumunda Kıbrıs-Yunanistan ikilisinin tüm planları boşa çıkacaktır. Zira bu durumda münhasır ekonomik bölgemizin doğu sınırında belirlenmiş olacağı gibi iki devlet de kazançlı olacaktır. Ayrıca Türkiye'nin Mısır ve Lübnan ile münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalanması kendi yararınadır. Şimdi, kim diyor bunu? Cihat. Cihat Yaycı diyor. Cihat Yaycı bu kitabı bir sene önce çıkardı. Burada diyor ki Libya ile anlaşmamız doğru, geç kalındı hatta, doğru ve geç kalındı ama bu yetmez. Bizim öncelikle en kötü senaryo olan Rum kesimiyle Yunanistan'la Mısır'ın anlaşmasının önüne geçmemiz lazım. Ve onun yerine derhal İsrail ve Mısır'la ilişkilerimizi onarıp ikisiyle anlaşma imzalamamız, Lübnan ve Suriye ile de anlaşmamızı onarmamız geç lazım. Geç mi kaldık diyorsun? Yahu bu kitap bir yıl önce yazıldı. Yazan adamı da zaten merkeze çektiler. O da zaten istifa etti. Yani taltif mi ettiler? Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Akdeniz'deki haklı davasında şunu yapmasını beklerim. Cihat Yaycı Amiral'in en azından bu işlerin koordinasyonunda yer alması ya da Cihat Yaycı Amiral gibi yetkin diplomatlarımızın derhal Mısır'la ilişkilerimizi onarması, derhal İsrail'le ilişkilerimizi onarması, derhal Suriye'yle ilişkilerimizi... İsmail, öyle değil. Hocam bak bu yüzden demiştim müdahale yani edeceksiniz. Hayır, sizin varlığı bölgedeki kaynakların sömürgeci güçler tarafından kullanılmasına bağlı. Tamam. Tamam ben, yani ben, sanki ben, orada hazır sizin diplomasi yapmaya diyor, çalışan... Cihat Yaycı diyor ki... Hep senden kaynaklanan durumlar bu. Cihat Yaycı diyor ki Türkiye sağda Cumhuriyeti yok. Yunanistan'la Mısır'ın anlaşmasının önüne geçmeli ve kendisi Mısır ve İsrail ilişkileri onarıp... Tamam bu olmadı. Bundan sonra ne yapılmalı? Tamam. İşte ne yaptık? Elimizde avucumuzda... Pratikte olmuyor yani. Libya'nın batısındaki... Hocam belki şey yapar, elimizde avucumuzda... Şey İsmail tamamlasın deniz elimiz, sonra bakın, zaten Türkiye'nin bütün talihsizliği işte bu liyakatsizliktendir. İşte bu vahim hata, iki ayaklı bir hata. Birincisi, Türkiye'nin bütün dış politikası sözde Sünni dünyanın liderinin Türkiye olacağı saplantısına ve İslamcı politikasına dayandırıldı. İşte onun sonuçları bunlar. Suriye'de ihvancı bir hükümet, Mısır'da ihvancı bir hükümet, Tunus'ta ihvancı hükümet arayışının sonuçları ve bunun sonucunda İsrail'le bozulan kadim ilişkilerimiz bozuldu. Mısır'la Suriye ilişkilerimiz asla, bozuldu. Asla yanlış devam okuma. Edeyim. İzin verin şey ya ben derdimi anlatayım. Ben itiraz ettim mi? Derdin anlat, süren bitiyor. Tamam ama yok, yani, yok. Bitireyim. İkincisi şu. Süre biterken peki bütün şey bunları onaracak olan o yüzden kadrolara Libya'yla yaptığımız anlaşmanın askeri ve güvenlik şeyini reddettiniz. Bütün bunları onaracak olan olduklara Cihat Yaycı gibi liyakatli insanlar mı atandı? Hayır, atanmadı. Siz Merkez Bankanıza yani Güreşçi'den Banka Yönetim Kurulu üyesi Egemen Bağış'tan büyük seçerseniz olacağı budur zaten. Bundan daha fazla ne bekliyorsunuz? Derhal Türkiye elinde avucunda ne kaldı? Çok büyük haksızlık bu kadar insana ya. Hocam ya bırakın şey derdimi anlatayım. Elimizde avucumuzda ne kaldı? Libya'nın batısındaki Birleşmiş Milletler temsiliyeti olan bir hükümet ve Malta ile anlaşma kaldı. Koca Akdeniz'de haklı davamızda yalnız kalıyoruz. Derhal bu politikanın gözden geçirilmesi Türkiye'nin Mısır'la ve İsrail'le ilişkiler onarması gerekiyor. Teşekkür ederim. Bu fantezi. Deniz bir şey ekleyecek. Eklesin şey sonra Kemal Öztürk'e döneyim. Çok kısa. Ben şunu diyeceğim. Teorik olarak hocam belki şey yapacaktır. Diplomaside ülkelerin dostları vesaire düşmanları olmaz. Çıkarları olur. Yani bir soydaşlarımız var. Azeriler var. İşte Uygurlar var. Boşnaklar var. Yani bizim her zaman haklarını savunacağımız, savunma görevinin bizde olduğu soydaşlarımız var. Onların dışında bir çıkarlarımız var. Bu çıkarlarımızı gözetmek zorundayız. Yani ne dini şeyler, ne başka şeyler burada belirleyici olamaz. Ama maalesef bizim dış politikamızı Müslüman kardeşler
yakınlığı üzerine kurulmuş bir yaklaşım belirliyor ve bu da hem Kuzey Afrika'da hem Orta Doğu'da ciddi sorunlar yaşamamıza neden oldu. Bu tür yaklaşımlar gerçekten doğru okuma hocam, değil. Çok yanlış. Uzuyorum. Yani bu Türkiye'yi özellikle yalnızlaştırın çağrısına geliyor bu iş. Peki Kemal Öztürk. Yani okumaları çok yanlış buluyorum. Evet. Hem İsmail'in hem Deniz'in, ama süre bittiği için belki haftaya belki devam edebiliriz. Yani irrasyonel bir dünyada diplomasiden bahsetmek bana göre eskide kalmak demektir. Yani şu anda Akdeniz'de, Orta Doğu'da... Hocam savaştan bahsederken de ekonomik krizi operasyonlara bağlıyoruz. Deniz, bir saniye lütfen Deniz. Ayağımızı da yorganımıza göre uzatalım o zaman. Tamam Deniz, bir saniye. Evet. Hayır ama şimdi, yani irrasyonel olan yaptığın Deniz, son 3 operasyonu bugünkü ekonomik krizin gerekçesi gibi göstermektir. Tamam şimdi, Deniz bir tamamlasın Kemal Öztürk. Evet. Gerçekten dünyanın zemini değişti. Yani diplomasiyi ben de çok önemsiyorum ama ne Amerika ile yaptığımız diplomasi anlaşmaları ne Rusya ile yaptığımız diplomasi anlaşmaları Suriye'de uygulanabildiği, gerçekleşebildi. Altına imza attığı şeyleri reddetti bu insanlar, bu devletler. O yüzden diplomasinin birinci derecede önümüzde bayrak ve sancak olarak sürmesi irrasyoneldir, gerçekçi değildir. Bu okuyamamaktır yani. Şu anda gücünüz ne kadar var? İşte Akdeniz'de bunu gösteriyorsunuz. Donanmanızı Akdeniz'de dostumuz kim kaldı? Bunu başka türlü yapamazsınız. Yani silahlı diplomasi diyebiliriz belki bunun adına. Peki Kemal abi, yani. Akdeniz'de bir dostumuz kaldı ya mı? Şimdi bak tartışabilirsin onu. Yani tartışamıyorum, söylüyorum. Malta. Ya Malta'yla gece güçlerden dost olmaz ya. Yani ne şimdi, dost arıyorsun? Hocam dostumuz da 10 sene önce kadar. Derenen kazanır kardeşim. Ya hocam ne sömürgeci güçler dost arıyorsun? Sömürgeci yani dost, düşman falan böyle bir şey hocam, yok kardeşim. Suriye'nin sömürgeci. Şu gerçek mi? Şu gerçek mi? Tunus'un sen sömürgeci. Sen şeye inanıyor musun? Hocam Cihat Yaycı'ya katılıyor musunuz? Ya Cihat Yaycı'nın ben doçentlik dosyasının jüri üyesiyim ya. Tamam katılıyor musunuz? Tamam yani. Adam tespit etmiş. Bütün ülkenin bütün meselesini getirip kişiselleştiriyorsun. Ben onun tezini tekrarlıyorum. Öyle bir şey yok. Tunus'un neresi sömürgeci? Şu anda sahip çıkıp bak Libya ile yaptığımız anlaşmanın askeri güvenlik anlaşmasını reddetmek üzere gittiler, mecliste oy kullandılar. Kim siz de savundunuz onu. Yok öyle bir şey. Ne demek? Yanlış ne yok? Diyorsunuz? Hayır öyle bir şey yok. Hocam öyle bir kim? Hepimiz sık verdik ya. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Söyleyeyim. Suriye'de karşı çıktık. Bak söyleyeyim. Suriye'de haklıyız, karşı çıktık. Söyleyeyim. Libya ile iki anlaşma yaptık biz. Bir önce deniz yetki alanlarımızı belirledik. Sonra ne yaptık? Hocam iki anlaşmadan birine evet. Bir dakika dur kesme sözümü. Sonra ne yaptık? Onu korumak üzere darbeciye karşı meşru hükümeti de korumak, haklarımızı da korumak üzere güvenlik askeri anlaşması yaptık. Ona muhalefet reddoyu verdi. Nedenler var. Mısır'la savaşmak zorunda mıyız? Ona reddoyu verdik. Hayır hocam diplomatik. Eğer onu vermeseydik denildi. Eğer denildi onu yapmasaydık hocam, yıkılmıştı değil, zaten hükümet. Değil. Allah denildi Allah. Ki ne? Siz eğer ne? Hocam Libya'da iki muhatap var. Ne? İki muhataptan ne? İkisiyle birden görüşelim denildi. Öneri buydu. Yani gerçekçi bir öneri bana geliyor. Öyle şey olur mu ya? Olmadı işte yanıtmayın. Zaten gördünüz ama hocam. Ne demek olmadı? Devrilmedi işte. Mısır, bak Mısır dengeyi bozdu. Hocam Mısır. Ya yanlış yaptığınızı söyleyeyim bari. Peki, ya yanlış şey olur mu ya? Ben yapmadım ki. Yani. Hayır yanlış. Suriye'de planın çökmüş. Mısır'da planın hiçbir çökmüş. Hiçbir yerde çökmüş. Hocam mühendislikte bir şey vardır. Libya'daki eğer o anlaşma olmasaydı çoktan yıkılmıştı o şey Saraj hükümeti. Bak Güney Kıbrıs'ın Cumhuriyeti 2004'te ilk münasır ekonomik bölgesini imzalamış. 2003'te Mısır'la imzalamış. Bak nasıl siz bozduk dengeleri. Siz neredeydiniz? Bütün dengeleri Kıbrıs, bozduk. Rum kesim mi? Mısır'la, bütün İsrail'le, dengeleri Lübnan'da bozduk. İmzalarken neredeydiniz? Bütün dengeleri en bozduk son şimdi. Elinizde Kemal, Libya'nın küçük bir parçası kaldı. Ne işimiz var Libya'da diyenleri hatırlıyor musun? Kim diyor bunu? Kimse demiyor ki. Hani Kemal Öztürk'ü tamamlasın. Allah Allah.